TBF vakti geldi çattı. Dolayısıyla finalistlerimize hem sorular soralım hem biraz onlarla eğlenelim istedik. Bakalım neler söyleyecekler. Öncelikle hoş geldiniz Keri ve Naknako. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Takım uyumunu yakalamışsınız. Böyle senkronize bir hoş bulduk geldi sizden. Çalışıldı. Müthiş. Peki, böyle bir eşleşme bekliyor muydunuz? Yani ligin içerisinde TBF'de Wildcats ve Fenerbahçe kapışacak gibi bir senaryo var mıydı kafanızda? Yani çeyrek finallerden önce diyeyim, aslında Wildcats'le eşleşeceğimizi düşünüyordum. Finalde Nasır'la eşleşeceğimizi düşünüyordum. Ama oldu ki yani Nasır'ı eledik önce, sonra Wildcats'le geçtik. Ya açıkçası bana göre Nasır daha zorlu bir rakipti. Ama maç içinde farklı hissettim. Zorlu rakibi yendik, şimdi daha kolay olan rakibe gidiyoruz diyorsun. Peki, Nasır Esports'u nasıl yendiniz? Yani 17-1 bir takımdan bahsediyoruz. Neredeyse hiç zayıflık göstermediler lig aşaması boyunca ve 5 maçlık seride darmadağın ettiniz onları. Nasıl oldu bu? Bence biz başından itibaren gelişime çok açık bir takımdık. Ve tek ihtiyacımız olan şey zamandı. Ya bu zamanı da lig içinde tam bulamadık ama playofflardan sonra İyice adapte olduk. Zaten Nasır maçında da oyun için de adapte olduk. Maç içinde tek bir vücut gibi hareket edebildik. Bu şekilde kazandık. Şimdi siz pandemi döneminde yetişmiş oyuncularsınız. Dolayısıyla hep seyircisiz oynandı maçlar sizin olduğunuz dönemlerde, sizin çıktığınız maçlarda. Ekstra bir heyecan faktörü olacağını, zorlanacağınızı düşünüyor musunuz? Ya da ekstra hype'lı mısınız böyle binlerce kişinin önünde oynayacak olmaktan? TBF derbisler nasıl? Kendi adıma konuşayım. Ben normalde oyunda da hiç heyecanlanmıyorum. Yani stage'de de bir şey olacağını düşünmüyorum. Böyle serinlikten yıkılıyorum diyorsun. Soğukkanlılık maksimum. Enteresan, güzel, iddialı. Şu an ben de aynı şekilde hissediyorum ama tabii ki stage çok farklı. Çünkü yani konuştuğum herkes aynı şeyi diyor. Stage çok farklı. Ve Wildcats de stage'e alışık bir ekip. Ya bu yüzden belki de yarı finalden daha çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Evet, ben yani öyle bir ortam herkesi etkiler diye düşünüyorum. Ama bakalım siz o soğukkanlılığı koruyabilecek misiniz? Önemli bir sınav olacak sizin için de. Geliyorum 3. sorumuza. League of Legends'ın Türkiye'deki 10. yılındayız ve geride bıraktığımız 10 yıla baktığımızda League of Legends sizin için ne ifade ediyor? Ne kadar oynuyorsunuz? Ne kadardır oynuyorsunuz bilmiyorum ama. Yani 5 yıldır oynuyorum sanırım veya 6. Ya başında sadece eğlenmek için oynuyordum. Fakat sonradan daha ileri gidebileceğimizi düşündüm. Ya bu şekilde buraya vardım ve oyun sürekli kendini yeniliyor ve yeni şeyler katıyor kendine, böyle yeni direkler olsun, yeni tohumlar olsun, böyle harita yenileniyor, bir şeyler değişiyor ve bu şekilde süreklilik sağlıyor. Bu değişimler olmasa sıkılır mıydın yani? Ya bence herkes sıkılırdı. Çünkü aynı oyunu özellikle profesyonel olarak oynamaya başlayınca daha oyuna ilk başladığım zamanki aldığım zevki hatırlıyorum. Şu anki zevki biliyorum. İlk başta çok farklıydı. Ya profesyonel olarak yapmaya başlayınca ister istemez sıkılıyorsun bir süre sonra. Tabii işe dönüşüyor bir noktadan sonra. Senin için bu 10 yılını ifade ediyor Naknako? Sezon 5'in ortasında başladım. Hani korona olmasa büyük ihtimalle e-sporcu da olmayacaktım. Sadece eğlencesine arkadaşlarla oynuyordum. Nasıl oldu peki yani? Evde bu kadar vaktim var, bir şeyler yapayım, bari e-sporcu olayım mı dedin? Nasıl oldu? Boş vaktim vardı. Dedim akademiye gireyim, şampiyon olayım dedim. Burada, şimdi buraya geldik. Bu şöyle yanlış bir algıya sebep oluyor olabilirsin. Bu böyle demekle yapılabilen bir şey değil ya. Hani mesela ben plat ligindeyim, istediğim kadar isteyeyim olmuyor yani. Hani bunu nasıl başardığını da merak ediyorum ben. Çok boş vaktim vardı. 7-24 solo queue oynuyordum. Yani rank 3 falan olmuştum. Akademiye girdim. Bayağı çalıştık. İşte şampiyon olduk. Sonra TC ile çıktık. Şu an buradayız. O zaman e-sporcu olmaktaki hani bir numaralı faktörün çalışmak olduğunu mu söylersiniz? Ben korona derim. Yani zamanı neyle değerlendirdiğin bence. Ben de Naknako gibi daha çok League of Legends ile ilgileniyordum. Ben de bu şekilde başladım. Anladım, pekala. Geliyorum 4. sorumuza. Sosyal medyadaki takım iletişimlerini takip ediyor musunuz bilmiyorum. Bol bol atışmalar, şeyler vesaire dönüyor. Sizce bu sene en eğlenceli takım sosyal medyası hangisiydi? Hatırladığınız bir içerik var mı sosyal medyadan? Bu ne güzel posttu falan dediğiniz. Ben söyleyeyim. Sizin Beşiktaş postunuz banger. Sen hangisini diyordun? Benim Dark Passage attığımız Şimşek McQueen, emeklilik falan. Ya ben de genel olarak Fenerbahçe'nin takip ediyorum. O yüzden sanırım onlar en iyisi. Sadık oyuncular. Kendi sosyal medyalarını seviyorlar. Mantıklı. Pekala. O zaman sonraki soruya geçiyorum. Worlds'e gitmek sizin için ne ifade ediyor? Ya aslında bu normalde çok garip karşılamam gereken bir şey.
Ya, fakat süreç içinde buna alıştım ve gitmeyi tabii ki de çok istiyorum. Herkes çok istiyor. Ya buraya gelebileceğimi başında düşünmüyordum tabii ki. Ama şu an burada olduğum için aşırı mutluyum. Mörs'e gidebilme şansını elde ettim en azından. Ve çok büyük bir şey. Valla benim için yani lig başladıktan sonra hiç Mörs falan düşünmüyordum. Şu anda yani elinde sonunda yurt dışına gideceğim. Benim için büyük bir fırsat gidersem. Gideceğim diye başladın. Demek ki iddialısın. Yani şimdi siz çaylak mevsiminizde final oynuyorsunuz ve dünya şampiyonasına gitme şansınız var gerçekten yani. Final hakkında nasıl hissediyorsunuz? Normal bir maç. Harika. Ben Wildcats'i şimdiden önereyim. Özellikle bunu atmak onun serin kanlılığı çok tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Ya bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Çünkü herkesin bulabildiği bir şans değil tabii. Sadece iki takım çarpışıyor ve bir takım gidiyor. Yani bu büyük bir şans ve değerlendirmemiz lazım. Bize BAO hakkında bir şey söyler misiniz? Daha üstün bir ligdeki tecrübe şu an bizim ligimizde. Yani bu herkes tarafından da anlaşılıyor bence. Ben baba o der geçelim ya baba. Naknako ve Keri bizlerleydi. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizin son böyle taraftarınıza iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Bizi bu zamana kadar desteklediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen finalde de bizi desteklemeye devam edin.